Yastık kadayıf. 1 kilo yastık kadayıf, kızartmak için yarım kilo sıvı yağ, iç harç için 1 su bardağı ceviz, şerbeti için 3 su bardağı şeker, 2 su bardağı su. Üzerini süslemek için arzuya göre pudra şekeri, arzuya göre Antep fıstığı. Geldik tatlı kısmına. Şimdi yastık kadayıf yapacağız. Evet. Burada kadayıflarımız var. Ben şimdi hemen sana bir şey sormak istiyorum. Bu aslında benim böyle bildiğim pankeke bayağı benziyor. Pankek hamuru gibi değil mi? Evet, bir farkı var. Pankek mayasız yapılıyor. Hı hı. Evet, pankekte maya olmuyor. 2 bardağı unla. Yani bu yastık kadayıf bizim Malatya'ya özgü bir kadayıf. Bunu tatlısı. Bulamazlarsa? Bunu bulamazlarsa bunun 2 bardak unla, 1 bardak sütle, 1 bardak suyla, 1 tatlı kaşığı kuru maya, varsa yaş maya. Yaş mayayla yapabilirler. Büyük bir küpün yarısı kadar. Onu kullanıp kek kıvamında bir hamur yapılarak, sonra arasına ceviz konularak. Yapacağız zaten şimdi. Evet, bir yüzü kızarmış, bir yüzü kızarmamış şekilde yapılabilir. Aynı bu şekilde. Bir yüzü kızarmış. Pankeke benziyor bu arada. Evet, tabii şu an aramızda şeker meker yok bunun içinde. Arasına ceviz konularak. Hadi yapalım. Şerbet, yumurtaya bulanıp kızartılarak, sonra şerbete atılarak. Sonra servis yapılarak yenilen bir tatlı. Tamam. Ramazanlıklarda, Ramazan bayramı Ramazan'da özellikle yapılan bir tatlı. Öyle mi? Çok Ramazan tüketilen bir tatlı. Evet, Ramazan'da özellikle çok tüketilir. Ben bunları böyle tırtıklarım buradan. Hadi, neden başlıyoruz? Şimdi bunların arasına ceviz kullanacağız. Önce yağımızı kızartacağız. Tamam, tava istiyorsun. Isıtacağız. Bu olur mu? Evet. Bayağı sıvı yağda kızartacağız evet, bunu değil mi? Evet, biraz sıvı yağımızı. Açayım mı ben bunu bir yandan? Evet. Biraz sıvı yağımızı. Cevizlerin büyüklüğü nasıl sence? Bunlar normal bir büyüklükte. İsteyen bunları kırabilir. Biraz şey yapayım mı öyle şöyle elimle? Öyle bütün de bırakılabilir, evet. Bazılarını şöyle zeminize kıralım. Aslında pratik bir tatlı bu. Evet, çok pratik. Hani basit böyle yani. Acil misafir geleceği zaman değil mi? Olabilir. Evet, çok güzel. Yeniden lezzetli bir tatlı. Şöyle birazcık böyle kapatalım. Kapatıyoruz, poğaça şeklini veriyoruz. Hemen kapandı onlar zaten. Evet. Yapışıyor birbirine hamuru. Daha sonradan yumurtaya ulayarak. Şimdi o zaman önce bunları kapayalım bir yandan. Tamam. Bakayım nasıl yaptım, ben yapayım. Böyle poğaça şeklinde. İki ucunu. Tamam. Her tarafını kapatıyorum. Aa, çok iyi. Böyle resmen silikonlu gibi pıt diye yapışıveriyor. Şöyle gösterelim. Olanları şöyle kenarlara koyalım. Yumurtayı bulayacağız, kızartacağız. Evet, sonra yağ, kızgın yağda kızartarak şerbetini de 3 su bardağı şeker, 2 su bardağı suyla hazırlayarak sıcak kızartılmış ılık şerbete atarak servisi hazır hale getireceğiz. Evet. Bazen tek büyük bir ceviz olduğu zaman büyük gelebiliyor kapanırken. O yüzden evet, galiba biraz kırmakta biraz fayda daha, var. Evet. Yani yapışması çok enteresan. Hemen kapanıyor. Ben bunları kapatırken tamam. Pelincim siz de şerbetini hazırlarsanız. Yapayım. Tamam. Şunları da alayım. Su bardağı var. Şunu sanırım rahat bulabilirsin. Biraz yağ var. Şimdi ne kadar su koyuyoruz? 2 su bardağı, 3 su bardağı şeker, 2 su bardağı da su. Suyu koyayım. Böyle bol tatlılı olacak. Evet. Olacak. 2 su bardağını koydum. 3'e 2 verdin ölçüyü. Çok şerbeti sevmeyenler belki daha az yapabilirler. Evet, koyu bir kıvam olursa daha lezzetli olur. Ha, şerbet daha koyu olsun diyorsun. Evet, biraz koyu olsun. Şimdi ben de son bardak koyacağım şekerimi. Bunları bu şekilde yumurtaya bulayarak kızgın yağda. Biraz da altını açayım. Kızartmaya başlıyoruz. Ben de bir yandan şerbetimi karıştırayım o zaman. Bir 20-25 dakika şerbet kaynadığı zaman bunlar kızardıktan sonra şerbetini... Üstüne mi dökeceğiz? Hayır. Bulayacağız. Geniş bir kapta bulayacağız. Evet, tamam. İçinde. Hadi bakalım. Biz şimdi kadayıflarımızı yapıyoruz. Bir yandan şerbetimiz kaynıyor.
Şerbetimi kaynadı, altını geniş kapatayım. Geniş bir kaba alalım. Alalım. Bu da oldu. Evet. Ben şimdi geniş bir kap getireyim sana, onun içinde şey yaparız. Şuna şerbetimi dökeyim. Evet, çok güzel. Sonra hepsini orada bulama yapacağız böyle. Çevireceğiz. Tamam. Arkasını dur, sen yanma. Şuradan geçeceğim. Kadayıflarımız bu arada kızardılar. Şunu da şöyle koyayım, size göstereyim. Şimdi şerbete atılmak üzere. Sıcakken koyuyoruz değil mi böyle şerbetini? Evet. Bak sunum içinde bunu gene... zaten çok bunu bekletmeye gerek yok. Atacağız sonra tekrar buraya. Çevireceğiz, altı sokacağız. Direkt alacağız böyle. Evet. Şimdi buna mı süsleyelim? Üstüne de Antep fıstığı, pudra şekeri, isteğe göre süsleme açısından yapabilirler. Güzelce çekti şerbetini. Şöyle çevirin. Şöyle çeviriyoruz. Bu sıcak olduğu için hemen çeker ikisi de. Tamam. Çok bekletmeye gerek yok. Hemen böyle servis yapabiliriz. Hafif süzdürüyorsun. Evet. Biraz üstünü süslersek. Evet, Antep fıstığı. Şöyle dökeyim mi üstüne? Evet, çok güzel olur. Cevizli, fıstıklı. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz dediğiniz gibi. Bol tutalım. Buyurunuz efendim. Kadayıfımız hazır.